Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşlek. Bugün açıklanan enflasyon verisini konuşmak üzere ekonomistimiz Dağlar Özkan bizlerle. Selam Dağlar, hoş geldin öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Aralık ayı tüketici enflasyon verisi piyasa beklentisinin bir miktar altında. Senin beklentinin hafif üzerinde aylık %2.9 açıklandı. Yıllık bazda %64.8 oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Aralık ayı enflasyon verisi açıklamasından sonra 2023 yılında hedeflerini tuttuğunu söyledi. Ayrıca 2024 yılına da kararlı vurgusu yaptı. Aralık ayını nasıl değerlendirirsin? Tahminlerindeki sapmanın nedenlerinden de kısaca bahsedebilir misin? Diyerek sözü sana bırakayım. Evet enflasyonu değerlendirirken önce neden yanıldık ona değineyim. Üç kalem öne çıkıyor enflasyonun içinde benim tahminimin üstünde gelen gıda. da Bilgi Üniversitesi online fiyatlar endeksi Sefis'i kullanıyordum. Bir de bunun yanında Türk İş. Türk İş %2.9, Sefis 1.2 gıda enflasyonu öngörüyordu. Ben bunların üstünde %3 ile çalıştım. Geçtiğimiz ay Sefis yukarıda kaldığı için. Buna rağmen daha da yüksek geldi gıda. Öncü göstergelerden daha güçlü bir gıda enflasyonu var. Aylık baktığımızda. E onun dışında ikinci grup sağlık. Ee, yukarı yönlü sürpriz yapan benim adıma. Burada da ilaç zammı yapıldı. Ee, yılın son haftası aslında geçerliydi ama TÜİK'in verisine bu çok daha güçlü yansımış. Yani muhtemelen gözlemler içindeki payı ay içindeki payından daha yüksek olmuş. Zamlı ilaç fiyatlarının ayın başından çok sonundan veri toplanmış herhalde. Bu sebeple ben normalde Ocak'ta gerçekleşmesini beklediğim ilaç zamlarının aralığa yansıdığını görüyorum. Bir de tabii mobilya ve ev eşyaları grubu beklediğimden daha yüksek bir aylık zamma işaret ediyor. Bu tarafta herhalde tahmin ediyorum ki ücret zammına yönelik yüksek beklentiler biraz hızlı fiyatlanmış. Ama tam da emin olamıyorum. Diğer iki kalemde biraz daha sorunun kaynağını farkındayım. Dolayısıyla bu üç grup. Mobilya, sağlık, gıda ama en çok gıda. Tahminimin biraz daha üstünde bir. 2.5'tu tahminim. 2.9 geldi. Bir e, TÜİK enflasyonuna yol açmış gözüküyor. Bir de tabii önemli bir düzeltme yapmamız lazım. Doğalgaz. Doğalgazda bir sübvansiyon hikayesi var. Ve veriyi incelemeden önce bunu da içinden çıkarmamız lazım. Daha önce de konuştuk. Doğal gaz sübvansiyonunun yapısı sebebiyle doğal gaz tüketimi arttıkça vakti zamanındaki indirimlerin etkisi tersine dönüyor ve mekanik bir enflasyonu arttırıcı etki oluyor tüketim arttıkça. Bu mekanik etkiyi çıkarıp baktığımızda bunun etkisi 0.3 puan. Aslında bu hariç enflasyon 2.6 puana düşüyor. Yani kabaca biraz çekirdek enflasyon eğilimlerine de baktığımızda orada mevsimsel olarak düzeltip Baktığımızda C endeksinde B endeksinde hizmet enflasyonunun genel eğilimine baktığımızda 2,5 civarında katılaşan bir enflasyondan bahsedebiliriz. Yani enflasyonun genel eğiliminde bir iyileşme gördük son birkaç ayda sıkı para politikasıyla beraber şokların ortadan kalkmasıyla kurun yavaşlamasıyla beraber. Ama bunun da sonuna geliyoruz gibi yani enflasyonun eğilimindeki iyileşmeler yavaşlıyor bu açıdan bu veriyi yorumlamak yani Aralık ayı verisi biraz karışık. Birçok alt grupta, hizmetlerde, kirada, enerji ve gıda hariç mallarda enflasyon eğilimi yavaşlıyor. Bunları aylık eğilim olarak konuşuyorum. Ama mesela dayanıklı mallarda biraz yükselmiş. Önceki aya kıyasla doğalgaz sübvansiyon etkisi hariç enflasyon biraz daha yüksek. Yani biraz daha iyimser sinyalin biraz daha gücünü kaybettiği ama hala bir normalleşmeden bahsedebileceğimiz bir enflasyon. Bu veriler ışığında baktığımızda askeri ücret zammı Ocak verisine nasıl yansır peki? Orayı nasıl değerlendirirsin? Evet yani tam da bu anlattığım biraz karışık ama çok da kötü olmayan enflasyon verisi diyeyim. Ocakta ve Ocaktan sonra bir 4 ay kadar bir bozulma göreceğiz. Yine aylık enflasyondan konuşayım. Ocakta ben 6-6,5 civarı bir seviyeye yükselmesini beklerim. Asgari ücret zammı çok yüksek. Yani aslında Alım gücü kaybına göre değil, tek bir şok olarak yüksek hı hı. ve bu yüksek zam son dönemlerde daha yüksek kat sayılarla enflasyonu etkiliyor ve belki tahmin ettiğimden de daha yüksek bir enflasyon geçişi olabilir. Bu sebeple. Ocak ayında biraz güçlü bir enflasyon göreceğiz. Şubat-mart aylarında da %3.5 civarı gibi seviyeye yükselebilir aylık enflasyon eğilimi. Nisan'da bir takım yerel seçimin ardına bırakılacak zamlar devreye girecek. Yani yılın ilk 4 ayı aylık enflasyon eğilimi. Bu normalleşme dediğim hikaye biraz bozulacak. Yıllık enflasyon olarak ise Mayıs'a kadar genel anlamda yön yukarı. Belki Ocak'ta biraz bu 64.8'e gelmiş olan enflasyon yatay <laughs> seyreder. Ama Mayıs'ta bunun 73'e kadar çıkmasını beklerim. Belki biraz daha yukarıda çıkabilir. Mayıs'tan sonra Haziran'dan itibaren hem aylık eğilim hem yıllık enflasyonun düşmesini bekliyorum. Yıllık enflasyondaki düşüş biraz garanti. Aylık enflasyonda da yılın ikinci yarısında %2.3 civarı bir ortalama enflasyon beklentim var. Bu ne demek? Bu şu demek. %42'lik enflasyon tahmini tutar? ama bunun tutması için bir, para politikasında bu son Ocak'ta beklediğimiz 250 bas puanlık faiz artışıyla geleceğimiz 45'lik seviyenin son çeyreğe kadar korunması gerekir. Yani yaz başında önden yüklemeli erken indirimlerin olmaması gerekir. İkincisi, Temmuz'da bir asgari ücret zammı olmaması gerekir bu enflasyon tahminimizin tutması için. Ki bizim tahmin de Merkez Bankası tahmininin üst bandında ve onların asıl tahminleri 36. E, oraya ulaşmak için bunların da biraz üstünde bir belki sıkı maliye politikası belki real kurda net bir güçlü bir değerlenme gerekebilir 36'ya ulaşmak için. Konuyu açmışken hızlıca değineyim. Kur tarafı biraz e, kafa karıştırıyor yani. Burada bir reel değerlenme potansiyeli var. Yani nominal kur enflasyonun kesinlikle altında artacak ama bir hayli altında kalırsa yıl sonu kur 33, 35, 36 seviyelerine kadar e, sınırlı yükselirse e, bizim tahminimiz 41,5 onun da çok altında kalırsa ciddi bir reel değerlenme senaryosu olur bu. Bu senaryoyu da belki... Belki güçlü sermaye girişleri önümüzdeki aylarda belki güçlü sıcak para, carry trade girişleri sağlayabilir. Hani böyle bir ortamda bu dezenflasyona destek verir. Ben özellikle yönetimin hem enflasyonun ücret dinamikleriyle bozulacağı bu birkaç ayda hem de yerel seçimler öncesinde bir reel değerlenme kurda dolayısıyla nominal kurun çok yavaş arttığı birkaç ay görebileceğimizi düşünüyorum. Ama yıl sonuna kadar burada biraz daha ayrışıyorum. Çok iyimser kur tahminlerinden çünkü ihracatta zor bir dünya ekonomisi var. Burada biraz daha gerek emek maliyetini dolar bazında sınırlayacak, gerek de reel kur üzerinden ürettiğimiz malların rekabet gücünü biraz daha koruyacak. Bu tarz endişelere yönelik bir kur artışı öncelenebilir. Yani özetle demeye çalıştığım kısa vadede kuru biraz yatay görebiliriz ama yıl sonuna doğru yine ihracatçıların endişeleriyle ben piyasada duyduklarımızdan biraz daha kötümser bir kur tahminimi korurum. Değerli yorumların için ve görüşlerin için sana çok teşekkür ederim Dağlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.